Çünkü gerçekten de iki yıldır büyük emek sarf edildi burada. Ama hep yaptık dediğimiz meselelerin esas mimarı burada ön sırada oturuyor. Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Yücel Çelik Bilek ve ekibi. Bizler sadece yönetici arkadaşlar olarak vesile olduk. Bilginiz olsun diye ifade etmeye de çalışacağım. Beykoz Vakfı, Beykoz Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladık. Geçtiğimiz yıl, yani 2017'de yaptığımız bu çalışma meclis kararıyla da teyit edildi. Bilahare bir yıl daha uzatıldı. Beykoz Belediyesi ve Beykoz Vakfı işbirliği meclisimizden hem de oy birliğiyle geçti. Ve bu bakımdan Beykoz Belediye Başkanımıza yaptığı bütün hizmetler için, özellikle vakfımıza yaptığı bu büyük katkı için, yoksa bizim adım atma şansımız yok. Hepiniz biliyorsunuz ki bu vakfa üye olan bütün arkadaşlar, geçmişten bu yana olan arkadaşlar tabii ki bir katkı yapmışlardır ama ne aidatımız vardır bizim ne de bir gelirimiz var. Bu bakımdan bunu özellikle söylemek istiyorum. İnsanlar görev yaparlar belli bir süreye kadar. Ben de bugün yasal görevimi bugün genç kardeşlerime teslim edeceğim. Biliyorum ki onlar çok daha ileri gidecekler. Çok daha iyi vakfımızı yönetecekler. İnşallah bu söylediklerimde beni yanıltmayacaklardır. Ama özellikle bu güzel binayı gezmeyenler varsa kongremizden sonra üst katlara da çıkarak neler yapıldığını görürseniz sizlerden ricam bu. Minnet duyarım bunları görüp çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize de evde neler yapıldığını anlatırsınız. Ve Yücel Başkan'ın nasıl bir katkı yaptığınızı da gözlerinizde görmüş olursunuz. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Vakıf yönetimi ve vakfın mensubu güzel insanlar, yakındırlar. Hepinizi böyle bir güzel günde zamanınızı buraya ayırdığınız için önce sizlere en kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Demek ki Beykoz'luk kimliğiniz sizi görevinizde yer etmiş. Bunu kabullenmişsiniz ki buradasınız. Olmasaydı da gelmezsiniz. Yapacak çok farklı şeyler var, işler de var. Ama hepiniz Beykoz'luğu kabul etmişsiniz. Dolayısıyla Beykoz Vakfı'nın Kuruçucu Kongresi'ni duyduğunuz zaman gitmemek benim için eksik olur diye buraya teşrif ettiniz. Ben benim başkanım, belirteceğim ben belki geldim. Ama sizin gelmeniz çok anlamlıdır. Yani bunlar Beykozların Beykoz'a sayı çıkmalarıdır. Değerli dostlar, Vakıf Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bizi oldukça fazla şey yaptı. Doğrudur. Bir kısım dediklerinin kısmını yaptık. Belki daha yapmamız gereken çok şeyler vardı ama yapamadık. En azından bizi bir ön açtık. Ali Bey'in başkanlığında, arkadaşlarının başkanlığında bizler de onların bu heyecanını duymadan gelemezdik. Yani onlar bir heyecan duymuşlarsa geldikleri buranın yönetiminde bir şeyler yapmak hissediyorlarsa nasıl bunlara yabancı davranabilirdik ki? Nasıl ikiz kalabilirdik? Kalamazdık. Beykoz yerel yönetimi olarak biz de bu kardeşlerimizin bu heyecanını aynı görevinde hissettik. Bu saydıkları bütün çalışmaların tamamının altında onların heyecanına bizim de ortak olmamız yatıyor. Onlar o heyecanlarını ortaya koyunca, davranışlarını ortaya koyunca bize de yakışan onların elinden tabiri caizse tutmaktır. Biz yanlarına yürüdük. Onlar koştular. Bizi de arkalarına götürmeye çalıştılar. Şimdi bu sadece burada bitmiyor. Bu yol uzun bir yoldur. Bu kongre Beykoz'un ne ilkidir ne sorudur. Beykoz Vakfı bugün burada bir adım attı. Kendisini Beykoz'a, Beykoz'lara
hem mekan olarak iyi göstermeye gayret etti. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha farklı hizmetler yapacaktır. Beykul Vakfı'nın önünde çok büyük imkanlar ve fırsatlar vardır. Her şey maddiyat değildir. Maddiyatın ötesinde Beykoz çok farklı, kaliteli insanlarla dolu bir şehsi var. Bizim burası Beykoz bir hazinedir tabiri caizse. Siyasetten tutun da ilim adamlarına kadar, üniversitelerine kadar hasılı kelam Beykoz Vakfı etrafında kelebekler var. O kelebeklerin uçuşunu vakıf sağlamak zorundadır. O kelebekleri buraya çağıracaklar. Onlardan burada Beykozlara fayda üretecekler. İnanıyorum ki bundan sonra gelecek olan yönetmelik arkadaşlarımız özellikindeki abilerin yaptıkları gayretli çalışmalara biraz daha fazla gayretle ışık tutacaklar. Koşacaklar, durmayacaklar. Oturmak yok. Bu vakıf 24 saat hayat vermeli Beykoz'a. Beykoz 24 saat kendisini bu vakıfta görebilmeyi arzu etmeli. Burası her anlamda burada yaşayan bir mekan olmalı ve eğitim anlamında, sosyal anlamda bölge insanını kucaklayan, onların canlarına can katan bir mekan olmalıdır burası. Bölgemizde 4 tane üniversite var. Bütün üniversitelerle işbirliği yapmak suretiyle Beykoz Vakfı cumartesi, pazar günleri, belki hafta içerisinde, hafta akşamları seminerler, sempozyumlar yapmak suretiyle Beykoz halkının kültürel anlamda gelişimi için katkı sunma noktasında burası bir ana ocağı, baba ocağı olmalıdır. Arkadaşlarım inanıyorum ki bunları yapacaklardır, başaracaklardır. Bölgemizde basın mensupları anlamında duayen olan insanlar vardır. Onların hepsi bu bölge için bir kazançtır, bu vakıf için bir kazançtır. İşte yine arkadaşlarımız büyük bir emek vererek onların hepsini buralarda çeşitli sebeplerle ağırlayarak, farklı sebeple itaz ederek onların buraya itibatlarını güçlendirmeleri gerekir. Ve bu güçlendirmeyle birlikte Beykoz'da konuşulan bir hale gelecektir Beykoz Vakfı. Yine bölgemizde mükemmel sayılacak olan iş adamlarımız var. Abiler var, büyükler vardır. Onların hayat tecrübelerini bu mekanlardan, bu kürsülerden Beykoz'un üniversite gençlerine, Beykoz'un diğer gençlerine, yurtlarda olan çocuklarımıza, hasılı kelam herkese sunmalılar. O abilerimiz, iş adamlarımız kendi geldikleri durumu buradaki insanlara sunmaktan kaçırmamalılar. Tam tersi Beykoz'a katkı yapmak için onların önlerine fırsatlar bu anlamda sunabilmeliler. Ve kısa zaman içerisinde Beykoz'un gençleri bir takım şeyleri yapılabildiğini, bilirliğini kabullenmiş ve anlamış olacaktır. Önlerine açıldığı hissettikleri zaman çok güzel şeyler olacağını göreceklerdir. Beykoz Vakfı aynı zamanda burada bir eğitim kurulunda olacak haldedir. Üniversitelerle yapacağı ortak işbirliğiyle, protokollerle burada Beykoz'un için lazım olan çok farklı icraatları belki de sertifika şeyine dökmek anlamında onu da burada gerçekleştirme süreciyle vakfımız burada bütün İstanbul'daki vakıflar içerisinde bakıldığı zaman bir ilçe vakfı olarak, ilçe adını taşıyan bir vakıf olarak hakikaten adından bahsettirilen, söz ettiren bir vakıf olacağına inanıyorum. Beykoz'un her derdi, Beykoz Vakfı'nın her derdi olmalıdır. Beykoz Vakfı kendisini Beykoz'un hiçbir meselesinden uzak tutmamalı ve içinde olmalı, yanında olmalı, konuşanı olmalı, taşıyanı olmalı, çözüm aramak için gayret sarf eden olmalı ve bu vakıf böyle bir öz bir anda, bir anlamda güçlü olmalı. Beykoz varsa ben varım demeli, Beykoz varsa biz varız demeli vakıf. Beykozlular da burada şunu hissetmeliler ki, demek ki beni ciddi anlamda tanıyan, anlayan bir vakfım var. Öyleyse bu vakfın yaşaması da benim için elzemdir diye taşın altına elini koymaktan asla kaçınmamalılar. Bölgedeki insanlarımız bu vakfın yaşayabilmesi için mutlaka güçleri, imkanları, fırsatları neyse onları
Gördükleri her iyi işin arkasından emin olun ki, inanıyorum ki biz desteği çok göreceğiz. Bölgemizde garip vardır, yetim vardır, fakir vardır. Beykoz Vakfı bunların içerisinden eğitimini tamamlamak isteyen ama başarılı olmak isteyen gençleri sahiplenmeli. Beykoz'da her yıl en az 10 tane özel çocuk çıkartıp onu Beykoz'a kazandırmamız lazım. O çocuklar yarın inşallah üniversiteleri bitirip de Türkiye'nin her tarafına hizmete soyundukları zaman bunlar Beykoz Vakfı'nın eseridir diyecek bir güzelliği bizim paylaşmamız lazım. Beykoz, işte Beykoz ilçesi, Beykoz halkı, Beykoz halkı vasıtasıyla çok özel insanlar yetiştirmeli ve Türkiye'nin her tarafına bu insanlarla beraber adını duyuran bir hem ilçe, çok manevi zenginliği olan bir ilçe, hem de aynı zamanda Türkiye'nin çok anlamlı bir ilçesi olarak ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir bu çalışmaları yaptıkça hem adınız büyüyecektir, hem ayınız büyüyecektir. Adımız ne olursa olsun adım bu kadardır ama hayırınızı Allah büyütmeyi nasip etsin. İyiliğinizi artırmayı Allah sizlere nasip etsin. Buna ihtiyaç var. Çağımız ve dönemimiz vakıflar dönemidir, dernekler dönemidir, cemiyetler dönemidir. Tabii ki devlet her şeyi yaratabilir, ilgilenmek isteyebilir. Bu devletin siyasi politikasıdır. Zaman zaman gelir farklı farklı hükümetler, farklı farklı idareler, farklı farklı işler yapabilirler. Hepsinden aynı şeyi yapmalarını bekleyemezsiniz. Birisi çok daha koşar, günümüzde olduğu gibi. Birisi koşmayı bile ancak devlet adam olmayı, bir markette bir alışveriş yapmaktan ibaret olduğunu zannedenler de kendi devlet adamı olarak görebilirler. Öyleyse bu vakıf işte onların hiçbirisinin ne ifratı ne de çok ileri gideni ne de arkada kalanı olmayacak. Bu vakıf Beykoz halkını kucaklayacak, bütünleştirecek bir vakıf olmalı. Kültür ve sanatta vakfımız asla geri kalan olmamalı. Tam tersi değerlerimizi bu sahnelerden, farklı mekanlardan vakfımızın adına canlandıran ve yaşatan bir vakıf olmalıyız. Bizim sanatımız ve kültürümüz dünyada olmayacak kadar çok özel, zenginliği olan ve güzelliği olan, herkesin gıptayla olarak baktığı, onlandıran bizi bir sanat ve kültürümüz var bizim. Bunlardan asla biz geri kalmamalıyız düşüncesini taşıyorum. Onda burada bir konuşmanın sonuna ilave olarak arkadaşlara bir rahatlık olarak bırakmak istiyorum. Burada bulunduğumuz içerisinde ben Beykozluyum. 31 Mart'ta görevimi tamamlayacağım. Halkımın bana verdiği 15 yıllık süreyi bitirmiş oluyorum. Öyle oldu. Allah takdir öyle etti. Başımın üstünde Rabbimin takdiri, Beykoz halkının kararı veya benim siyasi büyüklerimin yaptıkları işler başımın üstündedir. Bunlar işte kuduruz ve rahatsız oluruz. Nasıl ki bizi iş talep etmediğimiz zaman bu görevlere getirdilerse biz istemediğimiz için de geride o zaman başka türlü davranlar Beykoz'la ilgili olmak üzere bana saygı duyuyorum. Ondan dolayı asla aklımızda en ufak bir rahatsızlık yok. Kalbimizde yok, yüreğimizde yok. Ama ben Beykozluyum. Sizin gibi. Niye? Çünkü biliyorum ki sizin hep bizim bir akrabası Beykoz'un topraklarında yatıyorlar. Aynı şekilde benim de büyüklerim, anam, babam, daha büyüğüm, dedem, nenem, onların ortası amcam, benim parçam olan ailemin anası, babası. Hepsi şu anda Beykozlular ve Beykoz'un topraklarının altındalar. Güzel Şehit Bey'i Beykozluk'tan kimse çıkartmaz. Güzel Şehit Bey'de aklına hiç Beykoz çıkmaz. Sizin de biliyorum ki hepinizin mutlaka bir büyüğü, bir yakını, bir akrabası, bir köylüsü, hasılı kerem bu toprakların altında yatanlarınız var. İşte onlar sizin burada olmanızın sebepleridir. İnkar edemezsiniz. Ben filan yerliyim diyemezsiniz. Hepiniz artık Beykozlusunuz. Bir kilometre öbür taraftakini hatırlayacaksınız. Burada beraber annenizin, babanızın aynı düzlemde beraber olduğunuz toprakların mensubu olmaktan vazgeçeceksiniz. Yok. Hepiniz Beykozlusunuz. Hepiniz Beykozluyuz. Tabii ki bizim birinci olan topraklarımız var. Onlar hep olacaklar. Allah hep var etsin. Ama biz şu anda yaşadığımız yeri ihyayla, yaşadığımız yeri inşayla ve buraya
burayı büyütmekle ve burayı güzelleştirmekle sorumluluğu üzerindesiniz. Bizler evlatlarımız bunları beklerler. Ya köyündeki şeyi yapmadın demezler, yaparsa da iyi olur da. Ama esası bizim Beykoz'u bundan sonra vakıf olarak daha çok kucaklayan ve Beykoz'a anlam kazandıran, hizmetler yapan bir ekip olmamız lazım. İşte biz Beykoz'dan olarak, Beykoz Vakfı olarak, Beykoz'u bu vakıf vasıtasıyla inşallah geleceğe çok farklı taşıyacağımıza inanıyorum. Yerel hizmetleri yapan arkadaşlarım olacaklar. Allah onlara kolaylıklar ve fırsatlar versin. İmkanlarını zenginleştirsin. Vakfımızla yere yatırılan yapılan protokollerle birlikte şu anda bizim, ümit ediyorum, o ilişkilerimizi aynı devam ettireceğiz. Burası hiçbir şekilde kimsenin aklaşmayı getirmesin. Burası acaba yerel yönetimli alternatif bir yer midir diyor. Öyle saçmalık olmaz. Biz yerel yönetimlerin artılarını artı katmak için burada ilave hizmetleri yapmayı düşünen bir vakfız. Bu vakıf asla kimsenin kendisini yarıştırmaz. Kimsenin karşısında olmaz. Biz Beykoz'a hizmetinin herkesin yanında oluruz. Arkasında oluruz. Onların güçlenmesi için, varlığı için de hem dua ederiz hem katkı sunarız. İnşallah bu vakfın bu kongreden sonra çok daha farklı işler yapacağını, yerel yönetimle olan ilişkilerini bu anlamda geliştireceğini ve hizmetlerini devam ettireceğini ve iyi ki Beykoz Vakfı var, devlet tecevizi günlerinde çok uzak olmadığını sizlere buradan müjdelemek isterim. Değerli kardeşlerim, bu kongremiz hayırlı olsun. Çeşitli arkadaşlarımıza o kadar şey saydık ki, şimdi onlar da diyorlar ne oluyor filan diyorlar, hiçbir şey olmuyor. Bunların hepsi yapılabilir ve çok kolay şeylerdir. Yeter ki azminiz olsun. Yeter ki heyecanınız olsun. Yeter ki gayretiniz olsun. Bunlar olduğu zaman da siz bunların hepsini çok rahat fazlasını yaparsınız. Sizlerde bu var. Gördüğüm kadarıyla ekibinizin de gayet başarılı arkadaşlar var. Onların hepsiyle birlikte siz gücünüzü birleştirdiğiniz zaman değil bu vakıf, böyle birkaç vakfı daha yönetici pozisyonda olursun diyorum. Vakfımızın bu güzel kongresinin hayırlara vesile olması Allah'tan diliyorum. Değerli divanımıza gösterdikleri şu gayet demokratik yönteme de, usullere de teşekkür ediyorum kendilerine. Beykoz Vakfı Olağan Kongresi Yönetim Kurulu Listesi, Asil Adem Çalışkan, Bayram Atakoğlu, Cengiz Kasaroğlu, Coşkun Okur, Erdal Öztürk, Gökhan Kaplan, Hikmet Erdinç Acar, Mustafa Fatih Çelik Bilek, Mustafa Öztürk, Nevin Çalışkan, Nihat Şanver, Oğuz Yılmaz, Oğuzhan Kocatürk, Saniye Efe, Sedat Altun, Sinan Kavrak, Taner Mert, Yedik, Hüseyin Yaman, Zeki Paşalı, Yavuz Kakı, Murat Urgancı, Mehmet Akif Kılıç, Anıl Çınar, Göksel Arslan, Bülent Küçük, Ertan Güney, Muzaffer Topçu, Hüseyin Erdinç Gültekin, Murat Çabuk. Denetim Kurulu, Asil, Salim Öztürk, Yakup Özbek, Manolya Demirören Tekin. Denetim Kurulu dedik, Yahya İpek, Selim Muslu. Teşekkür ederim. Peki, ben teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bu listeyi teklif edenleri okumayı unuttum. Teklif eden arkadaşlarımız Sayın Hüseyin Yaman, Sayın Yusuf Çolak, Sayın Adem Çalışkan, Sayın Oğuzhan Kocatürk ve Sayın Ali Zengin. Ben müteşekkil bir heyet teklif etmişler. Şimdi okuduk. Önce yönetim kurulunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetim kurulunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, şimdi hem yönetim kurulunun hem denetim kurulu üyelerinin yedeklerini de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.